Deneme Tahtası'ndan selam herkese. Ömer'deki Karavan Köyü'ndeki son hafta sonu ve yakın arkadaşım Serkan beni ziyarete geldi. Serkan'la yıllar önce yoldan çıktığı zaman da kamplarda tanışmıştık. O da sıkı bir kampçı ve offroadçu aslında. Karavana da merakı var. Serkan kendi yaptığı ürünleri bize bugün gösterecek. Ateş çukuru olsun, mangal olsun çok güzel taşınması pratik ürünler yapmış. Geçen hafta da buradaki çadırın tanıtımını yapmıştık incelemesini. Hani Karavan Köyü'ndeki bayağı bir karavanı inceledikten sonra gider ayakta biraz da böyle karavancıların kullandığı, kampçıların kullandığı hatta motorcuların bile olabilir malzemelerden bahsedeceğim. Umarım keyifli bir video olacak yine. Ve videoyu izleyen bir tane arkadaşımıza da bu ürünlerden bir tanesini hediye edeceğiz. Bunun için videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bir videoda seni göstermemiştim, seni de göstereyim. Serkan eski arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Merhaba. Evet, böyle ürünler yapıyormuş. Ben de dedim ki abi bu hafta sonu son hafta sonu. Bu hafta sonu lütfen gel, hani bunları şöyle bir çekelim. Ben de en azından destek olayım sana dedim. Bana da kanalda güzel bir içerik. İstersen takılabilirsin bizimle. Hatta çalıştırayım. Şimdi buraya gölge gelecek. Tolga şu masayı şuraya çekebilir misiniz? Tabii. İşte bizim videolar böyle spontane doğal oluyor işte. Aynen evet. Bir iki hafta içinde benim insanları nasıl çalıştırdığımı gördüler. En çok öyle dalga geçiyorlar. Abi biraz daha gelin şöyle güneşe doğru. Aynen yan çevirebilirsiniz. Tamam süper oldu bence böyle. Tamam. Karavanı çizmeyin. Yarın teslim edeceğim. Fazla değdirme. Bu en büyük mangalı hazır kurduk. Ama daha küçüklerini, pratiklerini göstereceğim şimdi. Nasıl kuruluyor, ediyor, malzemesi nedir? Serkan'a her şeyi soracağım. Evet, sonra da şey yapacağız. Çikolatalı muz yapacağız Aslı için. Sen de çocukları getir. Hazır mangalı yakmışken. Merhabalar herkese. Ben Serkan. Erkin uzun zamandan beri kamplarda tanışıyoruz. Bana ürünlerimi tanıtmak için bir fırsat verdi bugün. Teşekkür ediyorum kendisine, Deneme Tahtası'na. Bu ürünler Ilgaz Outdoor adı altında üretiyoruz. Ben de bir kampçıyım. Kamplarda daha çok nelere ihtiyaç olduğuna dair hep düşünüyordum. Ve kendim de ihtiyaçlarımı belirleyerek sizlere kolay, pratik ve taşıması kolay ürünler üretmeye çalıştım. Öncelikle motorcular için ve kampçılar için küçük bir ateş çukurumuz var. Şu şekilde iki tane vida sayesinde çanta şeklinde oluyor. Pratik, taşınabilir, kolay bir ürün. İstiyorsanız 2 dakikada hemen bunu açayım, kurayım size. Sadece şu iki vidayı çıkarttığımız zaman şöyle yapalım. Bütün ürünler geçme sistemdir. En son olarak da içindeki tabakasını koyduğumuz zaman ateş yakmaya hazır bir hale geliyor. Şöyle koyacağız. Evet. Bu şekilde hem kamplarda ateş çukuru olarak kullanabiliriz. Arzu edersek hani taşıma açısından ufak olduğu için şu şekilde ocak olarak kullanabiliriz. Kamp ocağı olarak. Çünkü bunlar ister çayımızı deneyelim, ister yemeğimizi yapalım. Küçük atıştırmalık ürünler için ideal bir boy diye düşündük. O yüzden böyle küçük bir şey yaptık. İkinci ürün olarak ben size favorilerimden biri karavan ve kamp şöminesi olarak tanıtmak istiyorum. Yine bunların hepsi bu şekilde iki vida ile taşınabilir çanta şeklindedir. Bunları da şu şekilde göstereceğim. Bu arada bu maddesi 3 milim HRP saçtan yapılmaktadır. Ateşte yani yoğun ateşte bile eğilmemesi için 3 milim tercih ettik. Biraz ağır olabilir ama daha ince madde kullansaydık ateşte eğilmeler ve deformasyonlar olduğu için bu şekilde tercih ettik. Yine bunun da kurulumu için ben 2 tane vida. Bahsettiğim gibi bütün ürünler geçme olarak kullanılıyor. Çünkü kurulum aşamasında vidayla falan uğraşmayın diye.
çok özledim. Şeyi katmadan onu tabii ki. Evet. Alt zeminini koyuyoruz daha sonrasında. Ve kenar sistemlerini yerleştiriyoruz. Ve son parçayı koyduğumuz zaman kamp ve karavan şöminemiz hazır hale geliyor. Özellikle videoyu abi hiç kesmeden yayınlayayım ki gerçekten ne kadar sürede kurulduğunu falan hani evet, insanlar görsün aynen. Gerçekten. İkinci ürünümüz bu şekilde. Bunu da şu şekilde taşıyarak istediğimiz yere getirip orada ateşimizi yakabiliriz. Ki sıcakken dokunmayın lütfen. Şöyle koysam olur mu? Tabii. Tamam. Ve size favori ürünlerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. En çok talep gören ve favori olan ürünlerden biri budur. Şu şekilde göstereyim ilk önce. Çanta şeklindedir. Taşıması gayet pratik ve kolaydır. Kamplarda en çok neye ihtiyacımız vardır? Ateş çukuru ve mangala. Ama ikisini ayrı ayrı taşıyıp, işte telini ayrı taşıyıp, ateş çukurunu ayrı taşımaktansa hepsini ben bir araya topladım. İster şiş yapabilirsiniz, ister mangal yakabilirsiniz, isterseniz de soğuk havalarda ateş çukuru olarak kullanıp ısınabilirsiniz. Bunun da ben size hemen pratik bir şekilde kurulumunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi tüm ürünlerimiz sadece iki vida ile birbirine montelidir. Tek yapmanız gereken şu içeridekileri yine oturtup dediğim gibi baştan beri geçme sistemleri hepsi. Şimdi kamera karşısında bunu kurması tabii ki biraz heyecandan zor oluyor ama normalde evet. Ben özellikle yardım etmiyorum. Yardım etme. Gördüğünüz gibi bir dakika bile sürmüyor kurması. Bu şekilde dediğim gibi ateş çukur olarak kullanabilirsiniz. Yine malzememiz 3 milim HRP saçtandır. İnce olursa eğer yanlarda hafif bir eğilme, esneme olur. Ama HRP 3 milim saçta bunu evet oluyor tabii ki ama görüntüyü ya da kurulumu bozacak bir şey olmuyor. Onu da baştan söyleyeyim. Dediğim gibi bu ateş çukuru. Mangal yapmak istedik. Mangalımızı yapabiliriz. Ya da şiş yapmak istedik. Yanımda şu anda şiş yok ama şu boşlukları, şunları bilerek şişleri takmanız için kaymasın diye yaptık. Şiş olarak da kullanabilirsiniz. Bizim en çok talep gören favori ürünlerimizden bir tanesi de bu. Bunun iki boyu var. Bunun ölçüleri 50'ye 30, yükseklik 20 santim. Bir de Erkin'in önünde kocaman, devasal bir ateş çukurumuz var. Onu da şöyle göstereyim size. Bunun ölçüleri de 75'e 40, yükseklik 30 santim. Evet, bunu yanınıza taşıyamazsınız tabii ki ama bunu genelde karavan tatillerimizde ya da evlerimizin bahçesinde kullanılıyor. Çok da güzel, keyifli akşam saatlerinde oluyor. Aynı şekilde yine ızgarası koyduğumuz takdirde mangala dönüştürebiliyoruz. Şöyle yapayım. Evet.
ya da diğer küçükte olduğu gibi şişlerimizi takıp şiş çevirme yapabiliyoruz. Bu ürünü de şu şekilde kenarda bekletelim. Pratik, küçük, sırt çantasını, çadırını, çantasını koyup gidenler için pratik bir ürün. Bu ürünü de yine şu şekilde 3 ayak diyoruz biz. Genelde kampçılar 3 ayak olarak tanıyor bu ürünü. 3 ayağı direkt açıp istediğimiz yerde ateşin üstünde çayımızı demleyebilir, yemeğimizi hazırlayabiliriz. Bunu da şöyle kaldırdıktan sonra son ürünümüz ise ateşüstü ızgara. Kapalı halini göstermek istiyorum size ilk önce. Zaten çoğu kampçının bildiği bir üründür. Biz de elimizde olsun diye bundan da ürettik sizler için. En büyük boydur bu. 50'ye 30, yükseklik 22 santimdir. Şu şekilde yüksekliğini göstereyim. Ateş üstüne kolayca pratik bir şekilde ister mangal, ister çayınızı, kahvenizi ya da yemeğinizi hazırlayabileceğiniz bir üründür. Hepsi çok pratikmiş abi, vallahi sağ olun. Evet, hepsi çok pratik. Taşıması kolay. Dediğim gibi kendimi öncelikle düşündüm. Çünkü bir kampa gittiğimiz zaman çok fazla eşya getiriyoruz ve yer kaplıyor. Ama bu ürünlerin hepsi pratik, bir dosya büyüklüğünde, ne bileyim bir küçük bir evrak çantası büyüklüğünde olduğu için kolaylıkla taşıyabiliyoruz bu ürünleri. Ben de şey söyleyeyim mesela, yerde ateş yakmayı önermiyoruz kimseye, toprağa zarar vermesin diye. O yüzden bu ateş kutuları artık bizim için çok önemli. Evet, kesinlikle ateş çukuru ve mangallarımızı biz yerde ateş yakmamak için aslında ürettik. Çünkü doğayı ne kadar da korumaya çalışsak bir şekilde oraya zarar veriyoruz. En azından bunda külümüzü soğuduktan sonra bir poşete koyup yanımızda ya da ne bileyim yakındaki bir çöpe atabiliriz. Doğaya bırakmaktansa o eziyeti çekmeye ben razıyım. Süper, sağ olasın abi. Bir de bir tane hediye vereceğiz dedik ya. Evet. Şimdi YouTube'da hediye vermek biraz zor. Instagram gibi değil. Şöyle komik bir şey yapalım mı? Daha önce hiç yapmadım. Tabii. Yani en çok beğeni alan yoruma hediye verelim. Olur mu? Olur. Dersin. O zaman en çok beğeni alan yoruma hemen önümdeki ateş üstü ızgaramızı hediye edelim. Süper, tamam. Oldu ki iki kişi aynı şey yaparsa, beğeni alırsa da senden ricam ikisine de verelim yani. Öyle bir şey yapalım. Şöyle yapalım o zaman. En çok beğeni yapana ızgara verelim. En çok beğeni alan yoruma, evet. Evet, en çok beğeni alan yoruma ızgara verelim. İkinci yoruma farklı bir ürün verelim. Tamamdır. Ona da 3 ayak saçı verelim bence. Sağ olasın abi. Ve ben herhalde bunu Mart'ın ilk haftası yayınlarım. Mart ayı sonunda da o Mart ayı içinde ne kadar böyle bakarsak yoruma beğeni gelirse, evet, ona da hediye ederiz. Bir de eğer bir imkanımız varsa deneme tahtası takipçilerine bir indirim de yapabilirsen. Onu tabii nasıl ki, yaparsın bilmiyorum, sana kalmış. Şöyle yapalım o zaman abi, benim aklıma şu geliyor. Eğer bu videoyu deneme tahtası kanalından takip edip de ürün satın almak isterse Instagram'dan sana mesaj atsınlar, desin ki biz deneme süper tahtası takipçiyiz, biz de %15 indirim yap desinler. Uygun mu senin? Uygundur. O zaman öyle pratik bir şey yapalım. Çünkü ben de şundan dolayı yolda olacağım. Hani benim üzerinden bir şey yaparsak takip edebilirim. Değil, senin üzerinden değil Erkin. O zaman şöyle yapalım. Deneme tahtası videosunu izleyenlere ve bizim sistemimizi takip etmeyeni rica edeceğim. Ilgaz Doğa Kamp sayfamızın adı. Takip edip bana mesaj atanlara deneme tahtası üzerinden geliyorum derlerse tüm ürünlerimizde %15 indirim yapacağız. Tamamdır, süper. Serkan sağ olsun benim yakın arkadaşım. Bana da bunlardan bir tane hediye etmek istedi ama ben artık Antalya'ya göndereceğim ben. Evet. Evet, ve bir şey taşıma şansım hiç yok. İnşallah Antalya. Göndermenin dışına yanıma gel. Orada elden de bırakabilirim. Orada bir video daha çekelim hatta. Kesinlikle. Aynen. Vallahi sağ olsun. Böyle geçen hafta Sky Görsel'in yolladığı çadırı incelemiştik. Bu hafta da Serkan'ınkine hem eşe dosta böyle destek olmak istiyorum, hem de benim için çeşit çeşit böyle deneyimler olmuş oluyor. Kanalı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Var mı abi ekleyeceğim bir şey? Ben teşekkür ederim ilginize ve alakanıza. O zaman yavaştan şu ateş çukurunu yakalım. Evet, ateş çukurunu yakalım. Için, aslında bir içinde, de ateş görelim. Çikolatalımızı da yapalım bir. Tamam, süpersin. Hadi sağ olasın tekrar. Tamam. Aşçımız sen misin? Ya bir türlü kesemedim. İstersen hepsini kes önce. Yok ya. Ay yesim var bir tane. Derin gibi götür. Bitireyim mi? Şey yapayım da öyle. Aa, tostekin çikolatası da var, doğru.
Hayır. Ne ne ne. Tamam. Orada.